Evet arkadaşlar fonksiyon uygulamaları ikinci dersimizde devam ediyoruz. Şimdi 21. soruda kalmıştık. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Buna göre f x 1 artı 3'ün denklemini yazın diyor arkadaşlar. Şimdi içeride ne var arkadaşlar? x eksi 1 var. Bu ne demektir? İçerisini sıfırlayan değer 1 mi? Evet o zaman diyorum ki 1 pozitif olduğuna göre x ekseninde fonksiyonumuzu ne yapacağız? 1 birim sağa kaydıracağız. Sağa öteliyorum. Dışarıda artı 3 varsa bu ne demektir? Y ekseninde 3 birim yukarı ötele demektir arkadaşlar. Şimdi öncelikle x ekseninde bir birim sağa gideceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada 2 var. Bir birim sağa gidecekseniz artık burası ne olacaktır? 3 olacaktır. Ama öteleme yaparken demiştik ki doğrunun eğimi değişmez. Yani... Doğrumuz. Şurası 3 olacaksa burası ne olacaktır? Yine eğim burada bakın. 2'ye 2 olduğu için eğimi 1. Doğrunun eğimi 1. O zaman dolayısıyla şu yeni doğrunun eğimi de ne olması gerekiyor arkadaşlar? 1. O zaman diyorum ki x eksenini 3'te kesiyorsa y eksenini nerede kesmeli? Eksi 3'te kesmeli. Şimdi ikinci olarak ne yapacaksınız? Y ekseninde 3 birim yukarı öteleyeceksiniz. Bakın buradan y ekseninde öteleme yapıyorsunuz. Y'si değişecek. Eksi 3'e 3 eklerseniz arkadaşlar 0 noktasından mı geçecek? Evet o zaman diyorum ki yeni doğrumuz 0, 0 sıfır noktasından geçen bir doğrudur. Bu doğrunun denklemi de ne olacaktır arkadaşlar? Y eşittir x doğrusu olacaktır. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuzda devam edelim. Aşağıda bir f fonksiyonun grafiği verilmiş diyor. Bize sorulan fonksiyonumuz neymiş arkadaşlar? mutlak değer içerisinde fx artı 2 eksi 1. Şimdi öncelikle fx artı 2 fonksiyonunda ne demek istediğine bakalım. Şimdi arkadaşlar burada içeriği sıfırlayan değer nedir? Eksi 2. Dolayısıyla bu şu demektir. F fonksiyonunun grafiğini x ekseninde 2 birim ne yapacaksınız? Sola öteleyeceksiniz. Çünkü içerisinde sıfırlayan değer eksi 2 olduğu için eksi 2 sol taraftadır. Sola öteleyeceğiz. O zaman öncelikle bir ötelememizi yapalım arkadaşlar. Şimdi a değeri ne diyor? 2'den büyük. Yani burası 2 virgül küsür bir şey olduğunda yeni tepe noktamız şurada bir yerde olacak arkadaşlar. Tepe noktası şeklin tepesine burada bir yerde olacak. Şimdi şekli aynı şekilde ne yapıyorum? Çiziyorum. Şekli değiştirmiyorum. Sadece öteleme yapıyorum. Sonra diyor ki arkadaşlar bize mutlak değerini al. Eğer bir fonksiyonun mutlak değerini alıyorsanız grafikte göstermek için şunu yapacaksınız. X ekseninin altında kalan x ekseninin altında kalan ifadeleri ne yapacaksınız? X ekseninin üstüne taşıyıp simetri alacaksınız. Üstüne taşı. Yani ne demek istiyoruz arkadaşlar burada? Şunu demek istiyoruz. X ekseninin altında şuradaki kısım var. Biz bunu ne yapacağız? Şuradaki kısmı yukarıya bu şekilde alacağız. Yeni şeklim ne oldu arkadaşlar? Şimdi onu kırmızıyla bir üstünden geçelim. Yeni şeklimiz bu oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Son şekli çiziyoruz arkadaşlar. Ya dışarıda ne var? Dışarıda bir eksi 1 var. Yani bu şeklimizi ne yapacağız? Bir birim aşağı indirmemiz lazım. Buradaki b değerimi arkadaşlar çünkü en yüksek hangi değer alıyordu? fx fonksiyonumuz b değerini alıyordu. b değeri birden büyük birden küçükse arkadaşlar o zaman ne olacaktır? Bu tepe noktası x ekseninin altına inecektir. Yani şöyle olacaktır. Şurada bir değer. Şeklimiz değişmiyor ama. Şeklimiz şu şekilde kalıyor arkadaşlar. Ve oluşabilecek şeklimiz hangisidir arkadaşlar? Adana şıkkıdır diyebiliriz. Evet arkadaşlar yeni notumuzda diyor ki k eleman r olmak üzere y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinde görüntü kümesinin elemanları k ile çarpılırsa yani bize şöyle bir fonksiyon verirse arkadaşlar y eşittir 2 fx derse. Burada neler değişir arkadaşlar? Şimdi fx demek y değerleri değil mi? Yani görüntüleri 2 ile çarpmak demektir. O zaman diyorum ki 2 fx diyorsa görüntüler ne olacaktır? fx'in görüntüleri fx fonksiyonunun görüntü kümesi ne ile çarpılacaktır? 2 ile çarpılacaktır arkadaşlar. Mesela şöyle dersem işte 3 fx bu nedir? f fonksiyonunun görüntü kümesi 3 ile çarpılacak demektir. Bakın adı üstünde diyoruz ki f fonksiyonu. Başındaki 2 ile çarpmak demek görüntü kümesi demek. 3 ile çarpmak demek yine görüntü kümesi. Yani burada o zaman şunu diyebilir miyiz? Görüntüler değişir ama neler değişmez arkadaşlar? Tanım kümeleri değişmez. k çarpı fx şeklinde ise tanım kümesi değişmez. Sadece ne değişir arkadaşlar? görüntü kümesi değişir diyebiliriz. Evet bir diğer sorumuzda diyor ki bize aşağıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiş. 2fx'i soruyor. O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? x değerleri değişmeyecek. y'ler 2 ile çarpılacak. O zaman y değeri burada neydi arkadaşlar? Eksi 2. Bunu 2 ile çarpıyorum. Eksi 4 olacak. 2 ise bunu da 2 ile çarpıyorum. Ne olacak arkadaşlar? Artı 4. Yani eksi 4'e 4 olacak. Y değerleri. A şıkkı gitti. Eksi 4'e 4 ama e şıkkı da gitti. Çünkü aşağı içinmemiş. Eksi 4'e 4, eksi 4'e -4, e 4. Ama ne yapacaksınız arkadaşlar? Buradan sonra şuna bakacaksınız. Şekil değişmiş mi? Şeklin değişmemiş olması lazım. D şıkkında şekil değişmiş. Dolayısıyla cevap ya B ya C olacak. Ama demiştik ki x değerleri değişmeyecek. O yüzden doğru cevabımız ne olacaktır? C değeri olacaktır diyoruz. Evet bir sonraki soruda arkadaşlar. Bize f a'dan r'ye bir fonksiyon vermiş. y eşittir fonksiyonu f a demiş. Görüntü kümesidir f a. O zaman diyoruz ki görüntü kümesi neymiş f'in arkadaşlar? Eksi 2 ile 4 aralığıymış. Bize diyor ki 2fx'in görüntü kümesini bulun. 2fx'in görüntü kümesini bulacaksanız arkadaşlar sınırları 2 ile çarpmanız lazım. Eksi 4'e 8 olacak. O zaman bu doğru. Şimdi diyor ki bize 1 bölü 2fx'i bulun. 1 bölü 2fx'in görüntü kümesi arkadaşlar nedir? 1 bölü 2 ile mi çarpacağız? Y değerlerini evet. O zaman eksi 2'yi 1 bölü 2 ile çarparsam eksi 1 olur. 2'yi 4'ü 1 bölü 2 ile çarparsak ne olacaktır? 2. O zaman bu da doğrudur. fx pozitif tanımlıdır diyor arkadaşlar. Şimdi fx'in görüntü kümesi arkadaşlar eksi 2 ile 4. O zaman diyorum ki eksi 2'den 0'a kadar burada ne var? Negatif tanımlılık var arkadaşlar. Negatif tanımlı olabiliyor bu fonksiyon. O zaman bu doğru değildir. Yani bu fonksiyon f fonksiyonu negatif tanımlı da olabilir. Pozitif tanımlı da olabilir. O yüzden cevabımız nedir? Denizlidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bir diğer notumuzda da diyor ki K sıfırdan farklı olmak üzere K eleman R olmak üzere diyor. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinde tanım kümesinin tüm elemanları K ile bölünürse bakın bölme işlemi yaptığınızda K ile çarpıyorsunuz. Yani şöyle diyoruz arkadaşlar Y eşittir F 2x isteniyorsa burada şunu yapacaksınız. Tanım kümesindeki elemanları ne yapacaksınız arkadaşlar? Yani f'in içindeki bütün işlemler tam tersi oluşur arkadaşlar. Simetride de yaptığımız gibi. 2 çarpım durumunda mı? Evet. O zaman diyorum ki tanım kümesinin elemanlarını 2'ye böleceksiniz. Elemanları 2'ye bölünür. Peki şöyle olsaydı. işte y eşittir f x bölü 4. Bakın burada 1 bölü 4 var. Yani 4'e bölüm durumundasınız. O zaman burada yapacağınız şey f fonksiyonunun tanım kümesinin elemanları, tanım kümesinin elemanları ne yapılacak arkadaşlar? 4 ile çarpılacak. Burada tanım kümesinin elemanları değişiyor. Şimdi bu tanıma göre, bu nota göre 25. soruya bakalım. f nereden nereye arkadaşlar? 4'ten 8'e r olmak üzere diyor ki 4,8 tanım kümesi. Şimdi bizim tanım kümemiz bu. Görüntü kümemizde arkadaşlar 4'e 8 yazmına geliyormuş. 1'e 2 değerleri geliyormuş. Buna göre y eşittir f x bölü 2 diyor arkadaşlar. x bölü 2 var. 2'ye bölmüşüz. O zaman diyeceğiz ki tanım kümesini bulurken 2'ye bölüysek çarpmamız gerekiyor. Tanım kümesine bakıyoruz arkadaşlar. Tanım kümesini çarpıyorum. 2 ile çarpın. Tanım kümesi ne olacak? 4'tü. 2 ile çarptım. 8. 8'i 2 ile çarptım. 16. O zaman tanım kümesinin 8-16 olması gerekiyordu. Burası yanlış. Şimdi içeride diyor ki F2x. 2 çarpım durumunda mı arkadaşlar? Evet. O zaman diyorum ki tanım kümesini bulurken tam tersi işlem yapacaksınız. Yani 4'ü 2'ye böleceksiniz. Ne olacak? 2. 8'i 2'ye böleceksiniz. Ne olacak? 4. O zaman diyorum ki aslında F2x'in tanım kümesi neymiş arkadaşlar? 2-4 aralıymış. Bu da gitti f fonksiyonunun en büyük değeri yani y'nin alabileceği en büyük değer nedir? y'ler 1'e 2 aralığında en büyük kaç alabiliyor? 2. Yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yalnız 3 olacak diyebiliyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuzda diyor ki yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? f fonksiyonunun tanım kümesi. Tanım kümesi arkadaşlar x'lerin kümesidir. x'lere bakıyorum. Nerede sınırlanmış? Eksi 2 ile 2 aralığında sınırlanmış. Yani arkadaşlar tanım kümesi eksi 2, 2 aralığıdır diyor. Bu doğru. Şimdi bize diyor ki fx bölü 2, 4 ise. Şimdi f'e bakıyorum. Hangi değerde 4'e gidiyor arkadaşlar? Şurada bakıyorum. 2 yazdığımda kaça gidiyormuş? 4. O zaman ben şunu diyeceğim. f2 mi 4'müş arkadaşlar? F 2 4. O zaman diyorum ki x bölü 2'yi neye eşitleyeceksiniz? 2'ye. Buradan x kaç gelmeli arkadaşlar? 4 gelmeli. O yüzden 2 yanlıştır diyorum. Şimdi f 4 x eksi 2 diyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar ne zaman şimdi f 4 x eksi 2'ymiş. f fonksiyonu ne zaman eksi 2'ye gidiyor arkadaşlar? x yerine eksi 2 koyduğumda. Yani 4 x'in neye eşit olması lazım? Eksi 2'ye x buradan ne gelmeli? Eksi 2 bölü 4. Yani eksi 1 bölü 2 mi gelmeli arkadaşlar? Evet o zaman bakıyorum. Üçüncüsü doğruymuş. Cevabımız ne gelecek? 1 ve 3 olacaktır diyoruz. Evet bir diğer sorumuzda arkadaşlar. Şimdi diyor ki bize y eşittir. fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. f fonksiyonunun değer kümesi. Değer kümesi arkadaşlar görüntüyle karıştırmıyoruz. Değer kümesi verebileceğimiz yani oradaki bütün değerlerin kümesidir. Bakıyorum normalde senin Burada sonsuza kadar gider mi bu kollar? Evet sonsuza kadar gideceği için eksi sonsuzun artı sonsuza kadar değer alabilir demek bu. O yüzden diyorum ki eksi sonsuz artı sonsuz aralığı da nedir arkadaşlar? Reel sayılar olarak gösterilebilir. Bu doğru. Şimdi bakıyoruz ikinciye. F fonksiyonunun görüntü kümesi eksi 2'den 4'ü. Görüntü demek y'lerin gidebildiği aralık. Yani şu mavi çizgilerin bittiği aralık. Bu mavi çizgi nereden başlıyor? Eksi 2'den kaçta bitiyor arkadaşlar? 4'e kadar bitiyor. O zaman diyorum ki 2 de doğrudur. 2 fx'in tanım kümesi. Şimdi arkadaşlar normalde fx'in tanım kümesi nedir? fx'in tanım kümesi. Bakıyorum şimdi eksi 4 ile şuradaki eksi 4 ile 2'ye kadar mı tanım kümesi? Eksi 4 2 diyorum. Bize hangi fonksiyon soruluyor? 2 fx. Başında 2 varsa bu ne demekti? Görüntü kümesi değişecek demekti arkadaşlar. Görüntü kümesi değişir, tanım kümesi değişir mi arkadaşlar? Hayır. Tanım kümesi değişmez. Yani tanım kümesi aynı kalmalıydı. O yüzden bu yanlıştır diyorum. Cevabımız ne olacaktır? 1 ve 2. Tekrar söylüyorum. Dışarıda f fonksiyonu dışarıda bir sayıyla çarpıyorsanız görüntü kümesi değişir arkadaşlar. Tanım kümesi değişmez. Evet bir diğer sorumuzda arkadaşlar. Şimdi bize verilmiş bir f fonksiyonun grafiği verilmiş. Eksi 2'den 4'e gidiyor tanım kümesi arkadaşlar. Eksi 2 ile 4 aralığı ve görüntüsü nereye kadar gidiyor? R'ye kadar gidiyor. Şimdi diyor ki bize fx çift fonksiyondur. Daha önceden öğrendiğiniz gibi çift fonksiyonlar y eksenine göre simetrik olmalıdır arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyonun grafiğine baktığımızda. Şimdi bunlar arkadaşlar y eksenini ayna gibi düşünün. Sağdaki şekli kapattığınızda soldaki şeklin aynısı geliyor mu? Hayır. O yüzden diyorum ki buradaki fx ne değildir? Çift fonksiyon değildir. fx artandır diyor. Artan olamaz arkadaşlar. Çünkü eksi 2'den 0'a kadar bu fonksiyon ne yapıyor? Azalıyor. Sıfırdan itibaren artıyor. O zaman biz bu fonksiyona, bu grafikli verilen fonksiyona ne artandır ne azalandır diyoruz. Yani 2 yanlış. Şimdi bize diyor ki f 2x bölü 3'ün tanım kümesi. Normalde bakalım hemen fx'in tanım kümesi nedir arkadaşlar? fx'in tanım kümesi şudur. x yerine kaç yazıyorum? Eksi 2'den kaça kadar gidiyorum? 4'e kadar gidiyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacaksınız? 2x bölü 3. Yani İçerisinin neye eşit olması lazım? Eksi 3'e, eksi 2 ye, pardon, eksi 2'ye eşit olması lazım. Çünkü eksi 2'den 4'e kadar. O zaman diyorum ki 2x bölü 3 neye eşit olmalı? Eksi 2'ye. Yeni fonksiyonu bulmaya çalışıyorum. x buradan eksi 6, 2'ye bölerseniz eksi 3 olabilir. Yeni fonksiyonumuzun sınırlarının bir tanesi eksi 3. Geri kalanına bakıyorum. 2x bölü 3'ün Nereye kadar arkadaşlar? Buranın 4 olması lazım. Çünkü fx'in kendisini elde etmeye çalışıyoruz. fx'in sınırlarına göre işlem yapıyoruz. Buradan 3 kere 4 12. 2'ye böldük. x eşittir 6. O zaman yeni sınırlarım arkadaşlar tanım kümesi için ne olacaktır? Eksi 3'ten 6'ya. Yani f2x bölü 3'ün tanım kümesini bulurken arkadaşlar şunu yapıyoruz. Eksi 2'ye içeriye eşitliyorum. Alt sınırım eksi 2'yi de fx'te. 2x bölü 3'ü eksi 2'ye eşitliyorum. Üst sınırı bulmak için üst sınırım kaçtı arkadaşlar tanım kümesinde? 4'tü. Üst sınırı bulmak için de 2x bölü 3'ü neye eşitliyorum? 4'e eşitleyip bulduğum x değerlerim yeni oluşturacağım fonksiyon nesidir? Tanım kümesidir diyebiliyorum. Yani cevabımız ne olacak? Üçüncüsü doğru olduğu için yalnız 3 olacaktır diyoruz. Evet 29. soruda arkadaşlar. Şimdi bize verilen bir şekil var ve bu şekle göre diyor ki fx tek fonksiyondur. Şimdi biz bu, şunu biliyoruz arkadaşlar. Tek fonksiyonlar orijine göre simetrik. Orijine göre simetrik nedir arkadaşlar? Şudur. Orijine göre simetrik de çapraz olarak yani burası birinci bölgedir arkadaşlar. Burası üçüncü bölge. Birinci bölgedeki şekil ile üçüncü bölgedeki şekil aynı olması lazım. Bakıyorum bunları katladığınızı düşünün. Aynı şekil geliyor mu? Hayır. O zaman diyorum ki bu fonksiyon ne değildir? tek fonksiyon değildir. Peki ikinci özelliğe gelelim. İkinci özellik diyor ki bize birebir ve örtendir. Arkadaşlar örtenlikten bahsetmek demek şu demektir. Bu fonksiyona verebileceğiniz bakın bunun kolları devam ettiğini düşünün ya da bu aralıkta devam etmese de bu aralıkta siz her değer için bir tane sayı bulabilir misiniz? Evet, aralıklar var iki tarafta çünkü aralık şeklinde. Yani sen buradaki verdiğin her reel sayı için burada da ne olacaktır? Bir karşılık olacaktır. Dolayısıyla nedir bu? Örtenlik ne demekti? Tanım kümesindeki her değer için bir görüntü bulabilmen lazım ki burada bulabiliyoruz. Birebirlik neydi? Farklı değerler için farklı görüntüler elde etmeniz lazım. Burada farklı değerler için farklı görüntüler geliyor. O zaman bu da doğru. Yani bu fonksiyon hem birebirdir hem örtendir. Bir fonksiyon birebir ve örtense nedir? Tersi vardır. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Hemen. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar ters işlem yapın. F'in tersi 8'i bulun diyor arkadaşlar. F'in tersi 8'i nasıl bulacaksınız? Tersinin işlemini yaparken arkadaşlar şöyle bakıyorsunuz. Burası y değeridir. Y'si 8 olduğunda x kaçtır arkadaşlar? 8 olduğunda x kaçmış arkadaşlar? 2. Yani f'in tersi 8 neye eşitmiş arkadaşlar? 2'ye. Şimdi f'in tersi eksi 1'den bahsediyorsunuz arkadaşlar. Buradaki eksi 1 yine y değeridir. Y'si eksi 1 olduğunda x'i kaç olacak? Eksi 1. O zaman diyorum ki f'in tersi eksi 1 de eksi 1'miş. Bu neye eşittir arkadaşlar? 2 ile eksi 1'i toplarsanız 1. Peki bu ifade f1'e eşit midir? Bakıyorum hemen x küp grafiği yani x'e 1 bir koyduğunda 1'in küpünden yine 1 gelecek. O zaman diyorum ki bu ifade f1'e eşittir. Yani bu da doğrudur. Cevabımız ne olacaktır? 2 ve 3 edir ne olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi öteleme konusunu bitirdik. Simetri konusuna bakacağız. y eşittir fx fonksiyonunun x eksenine göre simetri neymiş? y eşittir eksi fx. Yani bize diyorsa ki fx'in grafiğini verip eksi fx'in grafiğini soruyorsa bu x eksenine göre simetrik demek. x eksenine göre simetri alacaksınız demek. Bize şunu sorarsa birazdan onu da göstereceğiz. f eksi x'i sorarsa arkadaşlar bu da ne demektir? y eksenine göre simetri al demektir. Şimdi 30. sorumuza bakalım. Bize fx'in grafiğini vermiş. Eksi fx'i soruyor arkadaşlar. Eksi fx neydi? x eksenine göre simetrikti. Yani bunu şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Yukarıdaki ifadeyi x eksenini ayna gibi düşünüyorum. Aşağıya taşıyorum. Yukarıdaki ifadeyi aşağıya taşıyorum. Burada kesikli çizgiler vardı. Burada kesikli çizgiler olması gerekiyor. Yani yeni şeklimiz bu. Cevabımız ne olacak o yüzden? Adın olacak diyebiliyoruz. Evet bir diğer sorumuz da arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Bu verilenlere göre öncüllerin hangileri doğrudur diyor. Şimdi diyor ki arkadaşlar y eşittir eksi fx. Eksi fx diyorsa neye göre simetri alacaktınız? x eksenine göre simetri alacaktınız arkadaşlar. Yani x eksenine göre bu şekli katladığımı düşünüyorum. Şurası 3 eksi 3. Burası da ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 olacak. Bakıyorum. Şimdi görüntü kümesi nereden nereyedir diyor. Alabileceği en alt nedir? Eksi 2'dir. Eksi 2'den yukarıya doğru çıkacaktır. O zaman diyorum ki eksi 2'den sonsuza. Şimdi y eşittir 2 fx mi diyor arkadaşlar? 2 fx yani f fonksiyonuna göre gideceksiniz. 2 fx diyorsa arkadaşlar görüntü ne yapılacaktı? Görüntü kümesi 2 ile çarpılacaktı arkadaşlar. Şimdi fx nedir burada? fx 2'den başlıyor. 2 2 ile çarp 4 siz bu f'leri artı yani y'leri artırdıkça ne olacaktır arkadaşlar? Görüntüler de artacaktır. O zaman alt sınırım 4, 4'ten sonsuza kadar gidiyor diyebiliriz. Şimdi üçüncü özellikle fx bölü 2'yi soruyor. x bölü 2 ise arkadaşlar ne olacaktı? İçeride varsa önce şu şekli birazcık silelim. İçeride varsa arkadaşlar x bölü 2 ne yapacaktın? 2 bölüm durumunda mı? O zaman tanım kümesi 2 ile çarpılacaktı tam tersi. Yani burası Eksi 6'ya ne olacaktır arkadaşlar? 6. Ama birebirdir diyor. Birebirlik için neydi? X eksenine yatay doğrular çiziyorsunuz arkadaşlar. Yatay doğrular çizdim. Bakın herhangi bir değerde ne yapıyor? Atıyorum şuradaki değerde aynı y değerleri geliyor arkadaşlar. Bakın burada mesela eksi 1 verdiğimi düşünelim. Eksi 1'e karşılık olanla atıyorum artı 1'e olan karşılık ne gelecektir? Aynı gelecektir. Dolayısıyla ne olacaktır? Birebirlik yoktur arkadaşlar. Bu şekil çünkü birebir nedir arkadaşlar? Y eksenine göre simetriktir. Y eksenine göre simetrik olduğu için çift fonksiyon. Bu şekle göre çift fonksiyon olduğu için de birebirlik olmaz. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Denizli olacak diyebiliyoruz. Arkadaşlar. Evet bir diğer arkadaşlar özelliğimizden bahsediyoruz. Az önce de vermiştik. fx fonksiyonunun y eksenine göre simetriği neymiş arkadaşlar? f eksi x. Gençler f eksi x fonksiyonu neydi? y eksenine göre simetrikti. Bir noktanın y eksenine göre simetriğini alacaksanız atıyorum noktam x virgül y ise y'ye göre simetri alanında x işaret değiştirir. Yani eksi x'e y olur. Peki bu noktanın x eksenine göre simetriği nasıl alınır? x eksenine göre simetrik alıyorsanız bir noktada arkadaşlar bu sefer y'si değişir. işaret değiştirir. x virgül eksi y olur. Şimdi buna göre bu öğrendiklerimize göre 32. soruyu bir yorumlayalım arkadaşlar. y eşittir fx fonksiyonunun grafiği 2'ye 4 noktasından geçiyormuş. Yani bu şu demektir. x yerine 2 yazdığınızda 4 olacak. Yani f2 neye eşit olacak arkadaşlar? 4'e. Bu doğru. Şimdi bakıyorum. İçeride eksi varsa bu neye göre simetri al demek? y eksenine göre simetri al demek. Y eksenine göre simetri alacaksanız arkadaşlar bize ilk verilen noktanın x'in işaret değiştirmesi lazım. Yani ne olması lazım? Eksi 2,4 noktası bu fonksiyonun üzerinde olması lazım. Bu da doğru. Şimdi dışarıda eksi varsa bu ne demektir? X eksenine göre simetri al demektir arkadaşlar. X eksenine göre simetri alıyorsanız ilk baştaki noktanın y'sinin değişmesi lazım. Yani 2y eksi 4 olması lazım. O zaman cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? 1, 2, 3 Edirne olacak. Evet bir diğer sorumuzda fx'in grafiğini vermiş arkadaşlar. Bize neyi soruyor? f x. İçeride eksi varsa bu ne demekti? y eksenine göre bu şeklin simetriğini alacaksınız demekti arkadaşlar. Şimdi y'ye göre simetri alıyorsanız arkadaşlar. Burada 3 var. O zaman ne olacak? Burada eksi 3 olacak. 1 var burada ne olacak? Eksi 1 olacak. Yani ne olacak? X'ler işaret değiştirecek. O zaman diyorum ki şeklimiz bu şekilde başlayacak. Buradan devam edecek arkadaşlar. Yani birebir Y'ye göre kapattığınızda şeklin aynısı gelmesi lazım. Cevabımız ne olacaktır o zaman? Şu şekilde uzayacak tabi. Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Bursa olacaktır. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuzda yine fx'in grafiğini vermiş bize diyor ki birinci öncülümüzde f r'den r'ye örtendir. Örtenlik neydi? İkinci kısımdaki yani görüntü kümesindeki bütün değerlerin bu fonksiyonda oluşabilmesi lazım. Yani y değerlerine karşılık her y'ye karşılık bir tane x değeri bulabilmeniz lazım. Ama ben diyorum ki bu şık yanlış. Neden? Mesela diyorum ki y'nin 1 olduğu değer için bu fonksiyona karşılık ya yani herhangi bir x var mı? Yok. Dolayısıyla diyorum ki o zaman burada bir örtenlik yok. Şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? Şekli siliyoruz. Neyi bulacağız? f eksi x'i bulacağız arkadaşlar. Hemen farklı bir kalem aldık. f eksi x neydi? İçeride eksi varsa y'ye göre simetri aldı. Hemen y'ye göre simetrimi alıyorum arkadaşlar. Şurası Eksi 2 ne olacak? 2 olacak. Şurası ne olacak? 4 olacak. En küçük değer. Alabileceği en küçük değerim nedir arkadaşlar? Alt sınırım var. Bu fonksiyon o da nedir? Y'si 2 olduğu değerdir. Yani bu doğrudur. Şimdi bu kırmızıyla çizdiğimiz f eksi x. Eksi sonsuzdan 2'ye kadar bu fonksiyon ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor mu artıyor mu? Bakıyoruz hemen. Bu fonksiyon ne yapıyor? Eksi sonsuzdan geliyor 2'ye kadar ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. 2 ile 4 arasında sabit. 4'ten sonsuza kadar ne yapıyor? Artıyor. Dolayısıyla o zaman 3. şıkkım da doğrudur. Cevabım ne olacaktır? 2 ve 3 olacaktır diyebiliriz. Evet arkadaşlar bir diğer soruda ne diyor bize? F 3x fonksiyonunun grafiği y eksenini a'dan b'ye kesiyorsa b eşittir 3 olacak diyor arkadaşlar. Şimdi y eksenini kestiği nokta için x'in sıfır olması gerekiyor. Doğru mu? x sıfırken arkadaşlar şimdi f3x diyorsa bize burada ne değişiyordu arkadaşlar? f3x diyorsa x eksenindeki değerler yani tanım kümesindeki değerler ne olacaktı? 3'e bölünecekti arkadaşlar. Dolayısıyla şu an bu fonksiyon zaten y eksenini nerede kesiyor? 3'te. O zaman f3x de aynı noktada kesecektir arkadaşlar. O yüzden b nedir? 3'tür diyebiliriz. Şimdi diyor ki bize ikinci öncül için kalemi değiştirdik. Diyor ki x bölü 2 içeride 2 bölüm durumunda mı? O zaman bu şu demek tanım kümesindeki değerleri 2 ile çarpacaksınız demek. Şimdi kestiği noktalar x eksenini kestiği noktaları işaretliyorum. Bu değerleri kaçla çarpacağım? 2 ile. Yani 3 ne olacak artık? 6 olacak. Burası eksi 4 olacak. Burası eksi 8 olacak. Toplarsanız arkadaşlar eksi 12 Artı +6'dan cevabımız ne olacak? -6 olacak. X eksenini kestiği noktalar bu da doğru. Şimdi diyor ki 1 3 aralığındaki ortalama değişimimizi. Ortalama değişimimizi eğim demekti. Eğimi nasıl bulacaksınız? Aralığım 1'e 3. O zaman diyorum ki önce f3'ü bulurum, sonra f1'i bulurum. Neye bölerim arkadaşlar? X'lerin farkına. Yani 3'ten 1'i çıkartak 2'ye bölerim. f3 neye eşitmiş arkadaşlar? İlk şekle bakıyorum. f3 x eksenini kesiyordu. Yani 0'a eşit. F1 nereye gidiyor arkadaşlar? 4'e bölü 3 eksi 1'den 2. Eksi 4'ü 2'ye böldüğünüzde cevap ne gelecek? Eksi 2. Hepsi doğrudur. Cevabımız ne olacak? Edirne olacak diye. Evet bugünkü dersimizin son sorusuyla arkadaşlar dersi bitiriyoruz. K sıfırdan farklı olmak üzere. K eleman R diyor. Y eşittir f(x) fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği nokta ile. İçeride herhangi bir k ile çarpıyorsanız tanım kümesi değişiyordu arkadaşlar, kestiği nokta aynı kalıyordu. O zaman bu doğrudur. Şimdi y eşittir f fonksiyonunun grafiğin x eksenini kestiği noktalar ile k çarpı f fonksiyonunun kestiği noktalar aynıdır diyor. Neden aynıdır? Çünkü dışarıda k varsa bu zaman ne değişiyordu arkadaşlar? Görüntü kümesi değişir. Birincide ne demiştik? İçeride k varsa tanım kümesi değişir. Yani burada x'ler değişir. Birinci de x'ler değişiyor. İkinci neler değişiyor arkadaşlar? Y'ler değişiyor. O zaman burada x'ler aynıdır demiş. Doğru. Y eşittir fx fonksiyonu birebir ise x bölü k fonksiyonu da birebir. Az önceki soruda birebir değilse birebir değildir demiştik. O zaman bu birebir fonksiyonsa x bölü k'da ne olacaktır arkadaşlar? Birebir olacaktır. O yüzden cevabımız ne olur diyoruz. Evet bir sonraki dersimizde fonksiyonlarla ilgili çıkmış sorular çözeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.